Şöyle yani. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben kazandım. Değil mi? Ben kazandım. Ne oluyor şimdi? Evet, şey, kağıdım senin taşı kaplıyor. Tamam, sen kazanınca ne oluyor? Ben kazanınca ilk sen soru soruyorsun. Doğru mu? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yani bugün buraya gelirken inanılmaz heyecanlıydım. Kendime de çok sorguladım yani. Niye hani ne oluyor, niye bu kadar heyecanlanıyorsun diye. Henüz bir şeyim yok, cevabım yok. Daha önce hiç röportaj vermedin. Verdim. İtiraf et, sen de heyecanlıydın. Ben bu işi bırakmayı bile düşünüyorum bu heyecan yüzünden. Gerçekten küttüm ya böyle gelirken ama rahatladım şimdi. İki filmle yarışıyorsunuz İstanbul Film Festivali'nde. Evet. Nasıl bir his? Uzun süreden beri de herhalde İstanbul'da değilsin. Evet. Yani tekrar böyle buraya dönmek, sektöre böyle göz kırpmak mı diyeyim artık gazeteci tabiriyle. Nasıl duygular içindesin? Da burada saf benim için bambaşka bir yer. İlk başrolüm diyelim sinema filminde. Daha önce izledim başka seyirciyle, şimdi tabii ki Türkiye'de izlenecek. Türkiye filmi zaten. Bir de Türkiye'de ilk defa ben sinemanın önüne çıkacağım diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum ne olacak. Yani çok büyük bir heyecan var üzerimde. Şu anda burada olduğu gibi sen daha tecrübelisin belki. Ya yo estağfurullah, yo hiç öyle değil yani. Sen bence benden daha tecrübelisin sinema filmlerine. Hemen baktım ben senin özgeçmişine. Google'a inanma filan demişim. Yalan. Sen mi yazdın onları ya? Ben hepsini ben yazdım. Erol yapmış ya arkadaşlar. Ben ne yaptım. Şey yapıyorsun? Ben böyle biraz seninle ilgili böyle okuduğumda, incelediğimde aslında hani oyunculuk kariyeri açısından böyle hayal ettiğim şeyleri yapıyor gibisin. Hem de bir de Berlin'desin. Berlin'de biraz önce anlattım sana, hani çok böyle yaşamayı çok istediğim, hani oyunculukta yapmak istediğim bir yer. Hani Almanca konusu dışında. Gerçekten öyle mi? Hani hakikaten benim böyle benim gördüğüm gibi rüya gibi bir şey mi? Yoksa sen yok, de hepimizin yaşadığı şeyleri yaşıyor musun? Oyunculukla ilgili zorlukları bilmiyorum. Tabii ki ya, mutlaka. Ya şimdi şöyle, yurt dışında iş yaptığın zaman Türkiye'de tabii çok farklı anlamlara gelebiliyor ama mücadele konusunda bakarsan sizin burada verdiğiniz mücadele ile bizim orada verdiğimiz mücadele arasında çok büyük bir fark yok. Tek sıkıntısı ilk başta işte gittiğin zaman bir yere oranın dilini öğrenmek, oranın kültürüne adapte olup işte bir şekilde sektöre girebilme zorunluluğu. Onu başardım diyebilirim. Ama öbür taraftan yani benim gönlümde yatan mesela kendi dilimde daha çok fazla oynamak. Hmm. Bu arada size söylüyorum arkadaşlar. Yani teklifleri açıyoruz falan. Şeyler, evet, mesaj. Berlin konusunda çok haklısın. Bence Berlin yaşayabileceğin en güzel şehirlerden bir tanesi. Ya her gün canlı bir şehir. Aktivitesi olan, sıkılmadığın, istediğini yapabildiğin, kimsenin kimseye karışmadığı. İstanbul'un biraz daha rahat çok hali daha diyebilirim rahat. Yani. Çok. Senin çok çocuk daha işte. Al gel. Ya evet, gerçekten. Tamam. Daha o zaman çocuk yoktu. Biz Sesime Gelin postu için gitmiştik Hüseyin'le. Yani birçok defa gittik, F tipi film için de gitmiştik, daha önce de gitmiştik ama hani bir 15 gün kaldık o Sesime Gel zamanında ve yazdı ve gerçekten şanslıymışız, güzel de bir havaydı ekstra yani. Ben sana şeyi soracaktım, evet. Yönetmenle evlisin ya, evet. Hani sürekli bir sinemanın içindesin, yani kendin oynamasan bile öbür taraftan bir üretim var. Evde sürekli sinema mı konuşuyorsunuz? Ne yok yapıyorsun? Canım ya, hiç alakası yok. Evde çocukla ilgili şeyleri konuşuyoruz daha çok. Aslında tabii çocuktan sonra bir sürü şey değişti. Ama hiç de öyle değil yani. Biz bir de böyle atölyeler yapıyoruz işte, sinema atölyeleri, oyunculuk atölyeleri falan. Hani onlar böyle yoğun olduğu zamanlarda aslında onunla ilgili böyle iş yüküyle ilgili biraz konuşuyoruz. İşte onu yaptın mı, ona mail attın mı, şunu yaptın mı, işte orada ders ne olacak falan filan gibi. Hani o zevkli falan değil yani. Ama ilk senaryonun ilk draftını sen mi okuyorsun? Hayır hayır. O kadar. Ya Hüseyin'in yaptığı işlerle aynı ilgili evde mi mi yaşıyorsunuz? Bir tane ödül Adana'dan var bildiğim kadarıyla. Bir tane Nürnberg'den var. Daha öncesinde ödüller... Yo, ilk yani tek bunlar. İki tane. Evet evet. Buradan ödül... Bak şimdi. O benim bir yerden sorumlu. Bağlamam lazım yani. Buradan ödül bekliyor musun diyeyim. Yani hepimiz isteriz. Bence hepimizin hayali yani. Oradan ben döndürüyorum şeyi şimdi. Oldu mu? Diplomatik cevap veriyor şu anda. Yani bence bütün filmlerin hayali, isteği tabii ödül almak ama bence hani... Filmin dışında sen bekliyor musun en iyi kadın? Ya hayır canım, öyle bir şey. İsterim yani, çok isterim. Mutlaka çok konuşma isterim. Konuşma metni hazırladın mı? Hayır, hazırlamadım. Daha erken oldun da. sen hazırlamışsın bence. Yok, yok. Uçakta gelirken hani şimdi ayağın tozuyla... Anlatacağım ben orada. Ha, tamam. Yarım saatlik bir hikaye anlatacağım. Sen hakikaten sen de yani böyle hayal kurdun mu? Kurmuşsundur. Tabii canım. Kim kurmadın diyorsa yalan söylüyor bence. Bence de. Yani
önemli olan yarışmaya katılmak ama ödülü bana verirlerse de sıkıntı yok yani. Kesinlikle. Benim için sıkıntı yok. Toronto'da filminiz gösterildi ve yarıştı ki Toronto'da Türkiye'den çok az film şimdiye kadar yer aldı. Nasıl bir histi? Neler oldu orada? Biraz böyle oradan bize bilgiler. Ya bana çok büyük geldi festival. Çok fazla film olduğu için çok bir şey anlayamadım. Bir de festival alanı dağınık olduğu için yani bir festival havası yaşayamadım. Ama eğer film özelinde soruyorsan müthiş bir tecrübe. Çünkü Amerika'da yakınsın. Yani Hollywood'un neredeyse dibindesin. Yabancı bir seyircinin önünde bir tane Türk filminin olması ya insanların tepkisinin bende yarattığıyla benim düşündüğüm arasında çok büyük bir fark vardı. Bunu görmek çok güzeldi. Bu şeyde de değişti. Toronto'dan sonra Fransa'daydık örneğin. Orada aldığım tepkilerle Toronto'da aldığım tepkiler arasında yine fark vardı. Mesela nasıl bir fark? Mesela Toronto'dakiler daha çok böyle olaya sinema gözüyle bakıyorlar ve müthiş bir hikaye anlatıcılığı üzerine konuşurlarken Fransa'da politikleşiyor olay. Hmm. Otomatikman hani Türkiye politik durumuyla bağdaştırmaya çalışıyorlar. Ama Toronto'da şuydu. Hmm. Bir film izlediler. Filmde işte kentsel dönüşüm var ve insanların söyledikleri şuydu. Bizde de böyle oluyor. İşte çık Toronto'nun dışına yüksek binalar yapılıyor, kültür yok ediliyor, işte kentsel dönüşümden insanlar zarar görüyor. Bakıyorsun orada evrensel bir konu üzerine konuşulurken Fransa'ya geçtiğinde sanki Türkiye'nin özelinde bir şeymiş gibi. Hmm. Fransa'da biraz daha tepeden bakış diye algıladım ben onu. Toronto'da daha çok sinema saldı. Bir de Fransa'da sonuçta bizi daha iyi tanıyorlar. Yakın oldukları yani için. Yakın yani şey politik şeyde havaya hakimler. Bir de her zaman dışarıdan daha farklı gözükür zaten. Tabii, bir de onların kendi algısı var onun üstüne. Hani ama bir tepeden bilgi, bakış vardı bilgi, yani. Herhalde Toronto'da daha sonuçta şey yani evrensel sinema. Daha sinemaya baktılar. Yani bu bir film, bir sinema filmi. Kendi gerçekliği var, kendi atmosferi var. Hani biz buna göre değerlendirelim. Filmi izledikten sonra kendilerinden bir şey bulmaya çalışıyordu insanlar ve buluyorlardı yani. Ama yani bir daha başka bir filmle gidersem herhalde karşılaştırmasını yapabilirim. Nedir ne değildir diye. Yo, şöyle çok iyi anlıyorum. Şurada hissetmiştim. Sesime geldi. Arjantin'de Mar del Plata'da Plata'ya gitmiştik. Oradaki tepkilerle o kadar benzer ki şu anlattıkları. Türkiye'nin politik durumuyla ilgili bir şeyle ilgili değerlendirmediler. Filmin tamamen hani evrensel olarak ele aldılar. Duyguları da evrensel olarak ele aldılar. Ortak duyguları çok fazlaydı o toplumla yaşananların ama genel olarak hani filmi bir bütün olarak değerlendirdiler. Yani anlıyorum. Ben de bunu tercih ediyorum. Kesinlikle. Tabii yani her filmi kendi gerçekliği var konuşalım, yani. Evet. Ama tabii bağımsız da olmuyor. Yani geldiğim bölgeyle otomatikman bir şekilde bağdaşlaştırıyorlar onu. O da onların tercihi hakkı yani. Oscar mı kan mı? Vallahi hızlı çıktı. İkisi. İkisi. Evet haklısın. Bence ikisi. Sıralamasını sorarsan önce Oscar sonra kan olsun. Evet daha mantıklı. Ben sen biraz... tabii Avrupa'da bulunduğun için yani en azından diyorsun önce ben biraz araştırmıştım yani. Biliyor musun? Oscar aldıktan sonra daha çok iş yapıyorsun. Daha çok oynayabiliyorsun. Yani kan aldıktan sonra bir prestij tabii ki sinemada böyle adını altın harflerle bir yerlere yazdırıyorsun ama. Cool bir duruş yine de böyle değil ama mi yani? Ama Oscar böyle ne bileyim ondan sonra gidiyorsun işte Leonardo ile oynuyorsun. Los Angeles'ta bir ev falan havuzlu. Büyük. Fena tabii, olmaz. Tabii. Ama Saadet'in varmış zaten ben gittiğimde orada da kalabilirim. Evet ben de biliyorum Saadet'in varmış tamam. Yo, bizim de olabilir. O yani, zaman Oscar mı kan mı? Oscar. Sonrasında İstanbul. Senin filminde içeridekileri izlemedim. Merakla bekliyorum. İzleyeceğim de. Bilet verirseniz. Vereceğim. Sen oynamasaydın kimin oynamasını isterdin? Ya benim çok hayran olduğum hani oyuncular tabii geliyor aklıma. Mesela Marion Cotillard. Çok hayran olduğum bir oyuncu. Onun böyle bir naif, böyle bir... O çok küçükmüş bu arada. Ben onu hep böyle uzun boylu biliyordum. Evet, değilmiş. Tahmin ediyorum tabii. Ekran yani evet. Yani sanki evet o gibi yani. Ama Marion Cotillard'ın Türkçe konuştuğunu düşünsene. Böyle çatır çatır Türkçe konuşuyormuş. Mesela değil mi öyle konuşuyormuş mesela. Settar abiyle falan böyle sahnede. Sen aynı soruyu sana yöneltsen. Riz Ahmed. Ben çok beğeniyorum onu ya. Bence çok iyi oyuncu. Ama bence hak ettiği değeri görmüyor. Onu da söyleyeyim. Belki Hollywood'dan izleyenler olur. Buradan sesleniyorum. Buradan Hollywood'a sesleniyorum. Pizza mı salata mı? Salata. Pizza. Tahmin ediyorum. Çünkü doyurmuyor salata. Gece mi gündüz mü? Gece. Korku filmi mi, komedi filmi mi? Komedi. Ben korku kedi filmi mi köpek sevmem. Mi? Bu çok zor ya. Bu çok en zor soru bu oldu şimdi. Hani Oscar'la Kan'dan daha zor bir soruyu oldu. O zaman geri alıyorum. Yok şöyle ya hep köpeğim oldu ama işte 4-5 senedir de kedim var. Böyle ikisinde
çok hani güzelliklerini biliyorum. Kedi, sonra köpek, evet. Köpek de seviyorum. Ama işte Oscar'la Kan köpekler nasıl? İzliyorsa. Hani Oscar'la Kan'ı birbirinden ayıramıyoruz ama hani Oscar dedik Los Angeles'ta ev dedin falan hani. Ya şimdi köpekte şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz çok yolculuk yapıyoruz ya falan böyle. Bravo. O setten o sette gidiyoruz falan, evet. Böyle arıyorlar. İşte köpeği bir yerine bırakamıyorsun. Audition'larla ilgili ne düşünüyorsun? Yani böyle audition korkun var mı? Yani benim korkunç da yani durumum. Yani audition korkun var mı? En son mesela hangi audition'a katıldın ya da böyle audition'la alamadığın ya da audition'la çok, aldığın. Çok. Alamadım çok. Bazen diyorum ki ya bir noktadan sonra öyle bir yere varalım ki artık audition vermek zorunda kalmayalım. Gerçekten çok heyecanlanıyorum ben. Geçen işte Münih'te bir audition'a çağırdılar. Perşembe günü aradılar. Cumartesi sabah uçağa bindim. 12'de audition'a gireceğim. Akşam döneceğim. Ve gittim. Her şey gayet rahat yani. Girdim içeri girer girmez böyle bir kalp atışı. Her şeyi de hazırlamışım yani. Bir sıkıntı yok. Ya düşündüğümü yapacağım. Ama enteresan. O oda adamı öyle bir basıyor ki bilmiyorum. Şöyle olsa mesela. Atıyorum set ortamında bir deneme yapsalar çok farklı olur. Çok, evet. Yönetmen olsa mesela orada bir bence. De en kötüsü şu, eğer karşı taraftaki artık imzalamışsa o çok fena ya. Hani birebir o düşünce. Öyle bir şey alınıyor. Yaşadın mı? Tabii. Ben çok yaşıyorum onu. Karşı taraf artık rahat. Olay bitmiş, sözleşme imzalanmış. Ona işte uyumlu uyacak oyuncu aranıyor. Diye, sen orada bir şey yapamıyorsun. İstediğin reaksiyonu da alamıyorsun ama test edilen sen olduğun için ya bütün baskı senin üzerinde. Sıkıntı, evet. Ay çok kötü. Yo benim yani benim de korkunç. Yani hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani audition'la aldığım hiçbir iş yok diyebilirim. Evet. Yani hiçbir işimi audition'la almamış olabilirim. İki tane ama o da self audition'la aldım. Ha, kendin gönderdin. Evet. Yani kendim telefondan çekip bu en son bir tane burada bir BKM'nin filmi daha vizyona girmedi. Bir de yine Almanya yani bir Alman filmi burada çekilmişti. Böyle kısa bir şeyim vardı. Evet. Bravo. Harika. Araştırdım. Evet. Ama o da self audition. Yani hiç ben de böyle gidip işte hani kast ajansına verdiğim audition hiçbirisinde başarılı olamadım. Hiçbirisinde yani. Ben eğer çok inandıysam oluyor ya. Zorluyorum yani onu. Geliyorum Berlin'e çalışmaya. Ben gerçekten iki tane iş yapmıştım. İlk yaptığım işte hatta yönetmene mail atmıştım. The Palace diye bu Hotel Mumbai'nin yönetmeni. İşte o zaman İngilizce bilmiyordum. O İngilizce bilen birini arıyormuş ama karakter Türk işte. Ben de yazdım dedim ben İngilizce bilmiyorum. Senaryo da Türkçe. Ben Türkçe mail attım adama dedim. Herhalde Türkçe yazmışsa yanında Türkçe bilen birileri mutlaka vardır. Cevap gelmedi. 3-4 gün sonra İngilizce mail attım. Dedim ki ya ben İngilizce bilmiyorum ama bu karakteri oynayacağıma inanıyorum. O da bana mail atmıştı işte ya sen İngilizce bilmiyorsun ben Türkçe bilmiyorum seni alırsam hani nasıl yöneteceğim ki demişti. Gelmene gerek yok dedi. Ben de bulmuştum onun nerede audition yaptığını. Gittim kapısında oturdum. İnanamıyorum. Bekledim. Yo vallahi öyleydi. Kapısında oturdum son kişi çıktı. Ben girince adam bir korktu tabii ki bir panik oldu ne oluyor falan diye. Dedim beni oynat, almak zorunda değilsin. İlk işimdi o benim, ilk filmimdi. Aldım. Vay, bu harika bir hikayeymiş. Sende ama öyle bir şey var yani böyle bir anda hani buradan çıkıp Berlin'e yani Almanya'ya gitmek, orada hani eğitim, iş, yaşamak, oyunculuk. Ya bence bizim biraz öyle ya. Bu yaptığın da çok cesur bir şey yani, cesur bir hareket. Ve ben yani öyle aldım işleri daha doğrusu. Evet hep zorlayarak aldım. Umarım artık zorlamam ya. Tebrik ediyorum. Evet buradaki Türkiye'li yapımcılara ve yönetmenlere buradan sesleniyoruz. Zorlamayın. Ya ama senin şeyin de aksanın da yok. Dolayısıyla zaten çok büyükken gittiğin için. Yani senin öyle bir vardı sorun... biliyor musun? Gerçekten mi? Ben 6 ay İstanbul'a gelmiştim aksan çalışmak için. Şaka yapıyorsun. Evet. Hayır şöyle şimdi Nürnberg'de Oray'ın oyuncuları vardı. Oray'ı izledin mi? Oray'ın yönetmeni benim çok yakın arkadaşım. İzlemedim, burada izleyeceğim. Ha, ondan sonra şey, biz beraber yarıştık yani Nürnberg'de. Mesela onlar orada oynayan Türkiye'li, yani hem Alman hem Türk oyuncuların tabii aksanları çok ağır. Orası, oralı yani. Oralı, aynen. Ve şey söylüyorlar yani bizim bir böyle bir problemimiz var. Biz aslında gelip Türkiye'de çok oynamak istiyoruz. İşte senin öyle bir sorunun da yok, onu demeye çalışıyorum yani. Evet, ya bu da bir artı arkadaşlar. Almancı değilim ben. Yeni projeler? Şimdi oyun devam ediyor. Jüri diye bir oyunda oynuyorum. O önümüzdeki sezon herhalde bir yarım sezon devam eder. Yeni bir oyun olma ihtimali daha var. Çok istiyorum. Bir iki film projesi var gibi. Daha kesin değil. Daha böyle yani. İmzalanmadığı sürece. Evet evet. Aynen. Sizin de herhalde bir Los Angeles olsun, bir Fas olsun bir şeyler. Ya masada duruyor işte. 20 tane senaryo falan duruyor. Seçmeye çalışıyorum ya. Ben de. Yok.
Yok. Yok yok, şaka yapıyorum. Bu aralar vardır, vardır. Yok yok. Yani vardır. Görüştüğüm var, bir tane Fransız işi var. Fransızların. Çok enteresan. Sen Fransızca da konuşuyorsundur şimdi. Hayır, yok ben Fransızca evet bilmiyorum. Yok Fransızca bilmiyorum ama Fransızca oynadım. Oynadım oynadım. İşte. Arapça da oynadım. Vay. Hocam ne oynamışım ya. Ezber yaptın. Tabii tabii. Onu da öyle almıştım. O işi de öyle aldım. Yani Fransızca'yı da birazcık biliyor muydun yoksa yok, hiç sıfır ezber yok, yaptın sıfır, yani? Sıfır. Ha. Yani Fransızca da Arapça da hiç bilmiyordum. Dedim yani ben bilmiyorum ama siz beni audition'a çağırın. Fransızca sahne gönderin. Arapça da sahne gönderin. Beğenmezsiniz almayın. Bir Farsça mesela iş var olabilir. O zaman benim de Farsça mesela öğrenmem. Bence o kadar zor bir şey ki yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama nefret ediyorsun kendinden çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. O kalıbın dışına çıkamıyorsun. Ha, ezberlediğin yani cümlenin şey dışında ha. Dışında hiçbir şey söyleyemiyorsun. Ha, tabii doğaçlama yok. Hiçbir şey ya. Şey böyle yapamaz. Kapalı kutu gibisin ha. Yani. O çok zor. Çok zor. Ama yani Arapça öğrenmeyi düşünüyorum. Bir sonraki dilim Arapça. Yok yo, haklısın. Yani bizim aslında Arapça, Farsça öğrenmemiz lazım. Çünkü... Çok iş var. Bu coğret. Çok iş var. Çok iş var. Çok iş var. Oyuncu olmasaydın ne olmak isterdin? Anne. Ya of. Çok zor ya gerçekten. Mesela ben matematiği çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Matematik öğretmeni olabilirdim belki. Şaşırdın. Evet. Matematik öğretmeni. Dondum. Orta sona kadar şey konusunda çarptım, iyiyim yani. Çarptım tablosu falan yani. Yok canım. Ay nasıl ağır biliyor musun sen ortaokul matematiği? İnanılmaz ağır yani. Ben de okudum. Ama hatırlamıyorsun belli ki. Okudum ben bu. 19 ağır, yaşında ağır. Gittim ya. Çok ağır. Yani çalıştırmayı seviyorum. Çalışmayı bile matematik çözmeyi seviyorum. Daha tamam kolaysa doğru. Sen cevap ver bakalım. Oyuncu olmasan ne olurdun? Vallahi hani... ben yönetmen olmak isterdim. Vay. Düşündüm de yani okulu bitirdikten sonra bir daha okuyayım mı diye. 4 yıl bana çok ağır geldi gözüme. Okumadım. Ama isterim yani bir gün bir film çekmeyi isterim. Bir de yazmayı çok seviyorum ben. Yazıyorum yani. Evet tamam o zaman. Ama bu zaten bizim meslekle bağlantılı bir şey olduğu için. Evet. Bence oyuncu olmasaydım dışarıdan başka bir meslek olsaydı avukat olmak isterdim. Avukat. O da bir nevi hazırlık falan evet, böyle evet. Hazırlanıyorsun davaya gidiyorsun ikna etmen orada lazım. Orada rol tarafı. Yapıyorsun gibi yani. Hani sonuçta böyle, hakimi tabii. İkna etmen lazım biz de seyirciyi ikna etmeye çalışıyoruz evet. O da bir nevi oyunculuk. Evet. Ama o burada Hollywood filmleri gibi olmuyormuş. Mesela Hollywood filmlerinde böyle çıkıyorlar işte konuşuyorlar falan yürüyorlar. Al Pacino falan bağırıyorlar falan filan. Burada öyle olmuyor. Yani. Belki Berlin'de olurdun yani. Evet. Düşüneyim ben onu ya. Evet, tamam. Başka soru? Teşekkür ederiz. Süperdi. Bir daha alıyoruz. Klasik.